Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu basınç olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlüğü konu pekiştirme testleri. 10. sınıf fizik, basınç, 1. test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Bunlar TYT AYT olarak da ayrıldı arkadaşlar son zamanlarda. Önceden sınıflar olarak ayrılmıştı. TYT AYT ayrılması da gayet mantıklı. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait, 10. sınıf konularına ait bütün testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için de arkadaşlar 10. sınıf kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, OGM materyal soru bankası, o mobil uygulamanı da şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinin arkadaşlar kanalımda hem matematik hem de fizik dersine ait olmak üzere ayrı ayrı oynatma listeleri mevcuttur. Nerede bulacaksınız bunları? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum kısa yollarını. O kısa yollara tıklayarak sevgili arkadaşlar kolaylıkla erişebilirsiniz ilgili oynatma listelerine. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, düşey kesiti şekilde gibi verilen özdeş ve türdeş katıların yere yaptığı basınç P, yere uyguladığı basınç kuvveti F'dir. Güzel. Buna göre bu katılarla oluşturulan aşağıdaki düzeneklerde hangisinde yere yapılan basınç P'den, basınç kuvveti de F'den büyüktür. Güzel. Arkadaşlar basıncı biliyorum. Basınç neydi? F bölü A kadardı. Yani uygulanan kuvvet, dik uygulanan kuvvet bölü alan. Sevgili arkadaşlar örneğimizde katı olduğu için ben bu F yerine G bölü A yazabilirim pekala. Ben buradan içler dışlar çarptığımda zaten basınç kuvveti de F'de arkadaşlar. P çarpı A kadar değil mi? Evet. Yani ağırlığı zaten benim basınç kuvvetimi verecek. Benim burada göz önünde bulundurmam gereken, yani bulmaya çalıştığım şey aslında basınç olmalı değil mi? Güzel. Bunun için de sevgili arkadaşlar madem özdeş cisimlerden bahsediyoruz değil mi? Evet, kalemle uğraşmaya başladık gene. Neyse. Hop. Ne olur gel be. Bak ne güzel. Ha, geldi mi yoksa? Galiba geldi. Evet. Arkadaşlar ben bu aynı şeylerden bahsedemiyorum. Bak şu yüzey alanları 2S demiş. 2S demiş. Ne yapayım ben bunu? SSSAGG diyeyim. Arkadaşlar ağırlıklarına GG diyelim. Birinci durumda bakın toplam ağırlığımız ne kadar oldu? 2G kadar. Yani basıncımız 2G bölü S kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar alanımız S kadar çünkü. Bu bizim basıncımız. Kuvvetimiz ne kadar arkadaşlar? Basınç kuvveti 2G bölü S ile S'yi çarpınca 2G oluyor. Zaten ağırlığımız hop, ağırlığımız bize kuvveti verdi değil mi? F eşittir P çarpı A ya. Bununla A'yı çarptım, S'yi çarptım da 2G. Güzel. Bakalım diğerlerinde basınç P'den hangisinde P'den basınç kuvveti F'den büyüktür. Değil mi? Hem P'si hem de F'si büyük olsun. Arkadaşlar bunu yazıyorum. Bak 3 tane G var. 3G bölü hop S. Aa bak basıncı büyük oldu. P'den büyük. Sevgili arkadaşlar 3G'de 3G bölü S çarpı S. Kuvveti de buluyorum arkadaşlar. Basınç kuvveti. Buradaki FA da yani birinci durumdaki de 3G oldu. Tuttu. A'yı işaretledim. Diğerleri neden değil? GG 2G basıncımız bölü burası da 2S. Arkadaşlar ikiler sadeleşir. G bölü S. Bak burada 2 tane var. Zaten kaybetti değil. Bu arkadaş 1, 2, 3, 4 tane var. 4G basınç kuvveti kazandı. F'den büyük. Ama 4G bölü basınca bakıyorum arkadaşlar. Şurası 2S'ti. 2S. 2'ye 4'ü 2'ye bölüyorum. 2 tane G bölü S. Aynı oldu. Değil mi? O yüzden kaybetti. Bu arkadaş 3 tane G var. 1, 2, 3 tane. Bölü SS 2S basıncımız 1,5 tane. Burada 2 tane büyük olmadı. Bu arkadaş zaten 2 tane G sevgili arkadaşlar. 2S'e bölüyorum. Hop hop G bölü S basınçtan kaybetti zaten. Okey tomento. Nefisimo. 2 numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. A'yı işaretledik. Düşey kesici şekilde verilen kum saati şeklindeki kap yarı yüksekliğine kadar sıvıyla doludur. Yükseklik olarak yarısına kadar.
üstünde sıkışmış gaz bulunmaktadır. Arkadaşlar PG. Buna göre kap yüzeyi alta gelecek şekilde S yüzeyi, yani şurası şu iki S'di arkadaşlar, S aşağıya gelecek şekilde ters çevirirse kabın yere yaptığı basınç P kap. Arkadaşlar şu hali alsın diyor. Hop. Şöyle gelsin. Şöyle olsun diyor. Tamam. Bu hali aldıktan sonra diyor P yere yaptığı basınç ters çevirince kabın yere yaptığı basınç P kap. Kap tabanındaki sıvı basıncı P sıvı. Şurası P sıvı. Evet. Gaz basıncı P gaz. Güzel. Ve kabın yere uyguladığı basınç kuvveti F kap. Niceliklerinden hangileri artar? Şimdi sevgili arkadaşlar şuna karar vermemiz lazım. Bakın şuradaki hacim tamamen burayı doldurur mu? Hayır. Daha da fazlasını doldurur değil mi? Su buraya kadar gelir. Hocam nasıl olur? Sevgili arkadaşlar bak burası 2S. Hop böyle daha büyük bir hacim. Şurasının hacmi daha küçük değil mi? V yukarı küçüktür. V aşağıya diyelim. Değil mi? Aşağının hacmi yukarıdakinden daha büyük. Dolayısıyla su ters çevirdiğimizde arkadaşlar buraya gelir. Aa ne oldu? P gaz arkadaşlar. Hacmi azaldı mı? Niye azalsın arkadaşım? Buradaki V sıvı. Buradaki de V gaz. Bunlarda bir değişiklik yok ya. Hala V gaz. Hala V sıvı. Bunlarda bir değişiklik yok. Yani dolayısıyla arkadaşlar gazın hop basıncında herhangi bir değişiklik yok. Güzel. P gaz sabit kaldı. Güzel. Sevgili arkadaşlar sıvı kap tabanındaki sıvı basıncına bakalım. Bakın şurası H kadar yükseklik değil mi? Evet öğretmenim. Bunu yazarken ne yazıyorduk arkadaşlar? Bakın P gaz PG artı şuradaki yükseklik. H2 diyelim buna. Ne oluyor arkadaşlar? H2DG. Birinci durumda ne kadardı? Bakın H kadardı. P gaz artı HDG kadardı. Buna da P1 diyelim. Sevgili arkadaşlar HG artmadı mı? Evet arttı değil mi? Sıvının yüksekliği arttı. Dolayısıyla buradaki sıvı basıncı da arttı arkadaşlar. Artan kimmiş? Tabandaki, kap tabanındaki sıvı basıncı. P sıvı artar. Bak P sıvı artar. Tak tak P sıvı, P sıvı, P sıvı. Zaten 4 şıkta bizimle aynı fikirde. Güzel. Başka ne artacak sevgili arkadaşlar? Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti. Şimdi sevgili arkadaşlar şuna bakalım. F kap uyguladığı basınç kuvveti. Şimdi basınca bakalım. F kap bölü alan değil mi arkadaşlar? Şimdi bana F kap yani kabın ağırlığı G bölü A diyebilirim. Kabın ağırlığında bir herhangi değişiklik var mı arkadaşlar? Yok. Sıvı aynı sıvı, gaz aynı gaz, kap aynı kap. Yani ağırlığında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ancak dikkatini çekerim. F'de bir değişiklik yok, aynı kaldı. Ancak alanım ne oldu? 2S'den S'ye düştü. Yani azaldı. Bu azalınca da arkadaşlar basınç ne oldu? Artmış oldu. Dolayısıyla P kap artar. Hayırlı uğurlu olsun Adana. Tamam mıyız? Nefisim o. 3 numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 3 numara şöyle seslenir. Düşey kesildiği şekilde verilen kapalı kap su ile tam dolu iken S ve T noktalarındaki sıvı basıncı PS PT olmaktadır. Arkadaşlar buna dikkat edin. Şurada vana kapalı. Bak bunu bu çok büyük bir ayrıntı. Bu ne demek biliyor musun? Bak şurada böyle bir kabın var demek. Hop. Burada da ayrıca şöyle bir kabın var demek. Tamam mı? Bunlar farklı kap. Burada tapa olduğu sürece. Şimdi bana ilk durumda şuraya H diyelim. H1. Şuraya da H2 diyelim. Güzel. Sevgili arkadaşlar PS ne kadar? H1DG kadar. Güzel. PT ne kadar? T'deki. H2 DG kadar. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Buna göre V vanası açıldığında PS ve PT nasıl değişir? Arkadaşlar şimdi bu vanayı açtım. Açıldı. Şimdi tek bir cisim olarak bakıyorum. Şimdi bu S'nin yüksekliği arkadaşlar şu kadar oldu. PS H diyelim buna. H1
üssü olsun. H1 üssü DG kadar olur. Sevgili arkadaşlar, yüksekliği arttı. Dolayısıyla PS artar. Öyle değil mi? Harika. Peki PT ne olur? PT'de bir değişiklik yok ki. Bak hala H2. Hala H2. H2 DG. Doğru değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. PT'de sevgili arkadaşlar bir değişiklik olmaz. Hop, Diyarbakır'ı işaretlerim. Yoluma da dümdük devam ederim, dümdüz. 4 numara diyor ki, evet, düşey kesici şekilde verilen kap sabit debili musluktan akan sıvı ile dolduruluyor. Buna göre şekil 2'deki grafiğin y ekseni löp 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 niceliklerinden hangileri olabilir? Kap tabanındaki sıvı basıncı, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Sevgili arkadaşlar, ne demiştik? Bak, P eşittir H, D, G. Kuvvetimiz de arkadaşlar P çarpı A. Dolayısıyla H, D, G, A. Sevgili arkadaşlar, şuna dikkatini çekerim. Bakın, alanım aynı. Yer çekimi kuvvetim aynı. Sıvı aynı. Bak, H ile kuvvet, H ile P doğru orantılı. Bunu sevgili arkadaşlar birinci şeyde şurada konuştuk bak. Birinci test A'da, 9. soruda da zaten konuştuk. Oraya da bakmanı tavsiye ederim. Dolayısıyla arkadaşlar P ile H, ondan sonra F ile H direkt doğru orantılıdır. Ve dikkatini çekerim. Bakın burada sıvının yüksekliğinin artışı sevgili arkadaşlar. Zaman içerisinde daha hızlı yükselir değil mi? Çünkü kesit alanım azalıyor ya. Kesit alanı azaldıkça bir anda yükselir. Dolayısıyla bu eksen H olabilir. P olabilir, F olabilir. Yani basınç da olabilir, basınç kuvveti de olabilir, yükseklik de olabilir arkadaşlar. Yüksekliğim nasıl artıyor ise basıncım da, basınç kuvvetim de aynı şekilde artar. Kap tabanındaki sıvı basıncı olabilir, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti olabilir, kabın zemine yaptığı basınç olabilir mi? Olamaz. Bu nasıl olurdu sevgili arkadaşlar? Hop, doğrusal olurdu. Neden doğrusal olurdu? Çünkü sabit debili diyor. Sabit debili olduğunda sevgili arkadaşlar buradaki kütle artışı, sıvının kütle artışı doğrusal olur değil mi? Sabit debili çünkü. Doğrusal olursa buradaki yaptığı basınç kabın zemine yaptı arkadaşlar. Burada kap tabanındaki sıvı basıncı bu farklı. Şu noktayla zeminin ne yapılan basınçlar farklı arkadaşlar. Tamam mıyız? Güzel. Dolayısıyla bu olmaz. 1 ve 2 der. Bursa'yı işaretleriz. O zaman gelsin 5 numara. Bak gene ayrıntılı şey, detaylı bir soru arkadaşlar. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Nüans var. Şekil 1'de cıva dolu cam boru ve cıva dolu kaba daldırıldığında sıvı seviyesi H1 yüksekliğinde dengelenirken H1. Şekil 2'de ise kılcal, dikkat et bu önemli, hop, kılcal iki ucu açık, bu da önemli, açık. Cam boru da su H2 kadar yükseliyor. Buna göre kaplar açık hava basıncının daha yüksek olduğu yere götürüldüğünde, yani sevgili arkadaşlar açık hava basıncı daha yüksek olduğu da P0'ın arttırıldığı bir yere götürüldüğünde, yani yükselti azaltılıyor demek ki. H1, H2 nasıl değişir? Güzel. Yer çekimi ivmesi sabit kabul edilecektir. Güzel, bunu da söylemiş bize. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben aslında sana şuradan mı anlatayım? Buradan anlatayım. Bakın şu birincide ne oluyor arkadaşlar? Boş dedi. Şurada bir P0 açık hava basıncımız var. Şuradaki dengeyi aldığımızda, şu noktayı dengeye aldığımızda arkadaşlar, burası da P0. P0 şuradaki arkadaşlar, şuradaki boşluğun basıncı değil mi? Boşluktaki basınç artı H1 D civa G kadar değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben bu arkadaşı şuraya yazayım ya. P0 eşittir P boşluk artı H1 D civa. Civayı da G ile gösteriyoruz ya, o yüzden de şaşırıyorum. Çarpı G. Değil mi? Güzel. Böyle bu temsil ediyorum.
Arkadaşlar buraya geldiğimizde şimdi bak burada da yine P0 var. Burada da P0 var. Öğretmenim efendim şimdi ben burada denge yazarsam şöyle bir şey olmaz mı? P0 şu noktayı al. Eşittir P0 artı H2 DG. Değil mi? Arkadaşlar hayır. Bak burada bu arkadaşın yükselme sebebi ne? Kılcallık. Sen bunu nereden öğrendin? Onun şey 9. sınıfta öğrendin değil mi? Temel fizik fizik bilimine girişte temel bir konularda, temel kavramlarda. Arkadaşlar burada suyun yükselme sebebi kılcallık. Şimdi ben bunu daha büyük bir yere götürdüğümde şuradaki P0 ve buradaki P0 uçlar açık ya. Arkadaşlar ikisi de artacak. Bu P0'ların ikisi de arttığı için buradaki H2'de herhangi bir değişiklik olmayacak. Öyle değil mi sevgili arkadaşım? Burada, şurada bunun yükselmesinin sebebi zaten kılcallık olayı. O da neydi arkadaşlar? Adezyondan dolayı sıvı molekülleri cam küreye yapışmaya çalışıyor. Cama yapışmaya çalışıyor. O yüzden yükselmiş. Bu H2 dedim de şöyle devasa şeyler değil zaten. Bir miktar yükselmiş. Bunun sebebi basınçtan dolayı değil, kılcallıktan dolayı. Peki buraya geldiğimizde sevgili arkadaşlar bu kısma geldiğimizde de bak burası kapalı olduğu için ne olacak? P0'ı arttırdım. P0 arttı. Daha yüksek bir yere geldik. Sevgili arkadaşlar H1 yüksekliğimiz bu durumda ne olacak? Boşluğunda basıncı artmadı. Bunun değerinin artması için arkadaşlar H1 de artar. Değil mi? Daha büyük bir basınç gelir. Civayı daha da yukarıya iter. Boşluk olduğu için değil mi? Burası da kapalı olduğu için. Buradan açık hava basıncının herhangi bir müdahalesi yok. Artar. Edirne'yi der. Hop selamını verer. Altıyla devam edersin. Altı diyor ki düşey kesitleri şekilde verilen taban alanları eşit. S, S. Olan aynı ağırlıktaki K ve L kaplarına eşit ağırlıkta aynı cins sıvılar konuluyor. Buna göre höblüplüplüplüp. Niceliklerinden hangileri K kabından daha büyük? K kabında daha büyük olur. Arkadaşlar aynı ağırlık koyuyoruz. G kadar, G kadar. B, K. Bunun dibindeki şeye bakalım sevgili arkadaşlar. Şuralar hey. He, aynı ağırlık dedi. Aynı şey dedi, eşit ağırlık. Bak tabanlarımız aynıysa sevgili arkadaşlar, aynı ağırlık olabilmesi için. Şimdi M eşittir D çarpı V değil mi? Evet. Aynı ağırlık olması için D'ler aynı, hacimlerin de aynı olması lazım. Hacimlerin aynı tutulabilmesi için, bu arkadaş daralarak gittiği için, şuradaki HK diyelim buna, buradaki HK, buradaki HL'den büyük olur değil mi sevgili arkadaşlar? HK büyüktür, HL olur. Güzel. Dolayısıyla arkadaşlar PK H çarpı D çarpı G'den dolayı HK HL'den HK HL'den daha büyük olduğu için arkadaşlar kap tabanındaki sıvı basıncı pekala K'de daha büyük olacaktır. Hemfikir miyiz? İtirazı olan el kaldırsın. Güzel. Neden olduğunu da anladık değil mi arkadaşlar? Daha yüksekte olmak zorunda. Çünkü aynı ağırlıkta diyor. Aynı ağırlığı yakalayabilmek için de değil mi? Öz kütlem aynı. Hacmim de aynı olmalı. Aynı kütle için. Ha ağırlık da M çarpı G artık. Bu kadarını da söyletmeyin yani değil mi? Aynı ağırlığı yakalayabilmek için M'sinin kütlesinin daha fazla olması lazım. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Sevgili arkadaşlar hangisinde daha büyüktür diyor. Sıvı basınç kuvveti. Kap tabanındaki. Kap tabanındaki şuradaki sevgili arkadaşlar sıvı basınç kuvveti de P çarpı A değil mi? Evet. Bak ikisinin de alanları aynı. Basınçları K'nin daha büyük dedik. PK büyüktür PL olduğu için dolayısıyla sıvı basınç kuvveti de daha fazla olacaktır. Nefisliyim o. Kabın yere yaptığı basınç ahanda işte burada arkadaşlar kabın yere yaptığı basınçta da G bölü S demem lazım. İkisi de SS çünkü. Ancak G'lerde bir değişiklik yok. Neden yok? Kaplar aynı kap. Eşit ağırlık koydun. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ağırlık ile GK eşittir. Buradaki ağırlık aynıdır. Ağırlıklar aynı olduğu için G bölü S'ler de aynı olur.
Daha büyük olmaz. 1 ve 2 diyore, Bursa'yı işaretliyore. Geldim 7. soruya. 7 numara der ki sevgili arkadaşlar. Şekil 1'de F ve Z. Şekil 2'de de Z ve K sıvıları ayıran ara bölmeler birer tıpa bulunmaktadır. Tıpa. Tıpalar alındığında boşluklardan akan sıvıların ilk hareket yönleri şekilde belirtilmiştir. Buna göre aynı sıcaklıktaki bu saf sıvıların öz kütleleri DF, DZ, DK arasındaki büyüklük ilişkisi hangisi gibi olabilir? Olabilir dediği için arkadaşlar ben önce şununla karşılaştıracağım. Bakın aynı seviyeleri aldığımızda şimdi sıvı akışı sağa doğru oluyormuş. Yani bir miktar şurası yükselecek, burası da azalacak. Sevgili arkadaşlar şuradaki basınçların aynı olduğunu görebilmek için ya da bu arkadaşın bu arkadaşı itebilmesi için şuradaki basınç kuvvetlerini aldığında P0 değil mi? Açık hava basıncımız var. Şu noktayı nasıl yazarsın? H1 olsun. Şurası da H2 olsun. Sevgili arkadaşım P0 artı H1 DZG eşit olmalı. P0 artı şuraya da H2 dedik madem. H2 D ZK değil mi? Evet. KG. Sevgili arkadaşım açık hava basınçlarımız ikisinde de aynı. Şimdi şu niceliklerin de aynı olabilmesi için burada bak H1 küçük, burada H2 büyük. G'ler de aynı. Dolayısıyla arkadaşlar DZ'nin daha büyük olması gerekmez mi? Çünkü H1 küçük, H2 büyük değil mi? Bu küçüldükçe aynı sana niceliği verebilmesi için DZ'nin daha büyük olması lazım. Dolayısıyla DZ büyüktür. DK'yı gönül rahatlığıyla söyledim. Olabilir dediği için bak Z'yi buradan kıyasladığımızda arkadaşlar. Şimdi buradan da şuraya geldiğimizde sevgili arkadaşlar. Bunu yorumlayabilmem aynı şey olacak. Burada aynı da olabilirler. Bak DF DZ'ye eşit de olabilir. Arkadaşlar DF DZ'den büyük de olabilir. Değil mi? Çünkü neden? Akış bu yöne olduğunda, burada zaten gördüm. Bu arkadaşın öz kütlesi daha büyük olduğu için bunu itiyor olabilir. Ya da aynı olabilirler. Aynı olup dengeleniyor da olabilirler. Yine aynı şeyi yazarsak P0 artı şuradaki yükseklikten DF diyeceğim. HF diyelim ona. HF çarpı DFG eşittir. P0 artı HZ çarpı DZG. Bak bunlar aynı. Aynı. Şurayı aynı tutabilmek için sevgili arkadaşlar. DF ha, buraya aktı ama dengelenmiş de olabilir. Eğer bunlar dengelenmiş olursa aynı sıvı da olabilirler. Yani eşit de olabilirler ama DF DZ'den büyük olmalı. Eğer DZ büyük olaydı değil mi? Akış burada olabilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım DZ'nin DK'den büyük olduğu nerede verilmiş? Diyarbakır'da verilmiş arkadaşlar. Bak Diyarbakır'da DZ DK'den büyük. DF ile de DZ aynı olabilir demiş. Evet olabilir. Bizce bir mahsuru yok. Okey tomento. 8'de devam ediyoruz arkadaşlar. 8 numaralı şöyle sesleniyor. Diyor ki ey şimşek diyor. Şekilde görülen. Güzel görünsün. Kapta D1 D2 öz kütleli sıvılar henüz karıştırılmadan önce kap içerisinde KL noktalarında sıvı basınçları PK PL'dir. Sıvıların türdeş olarak karışması sağlandığında PK, PL nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar bu soru da söylememiş. Bana sorarsanız buralar HH olarak verilmeliydi. Neden verilmeliydi? Birazdan da izah edeceğim sana. Nasıl artar? Arkadaşlar burada şunu unutma. Bak normalde K'deki basıncı yazarken nasıl yazıyorum ben? Hop. Bak şu noktaki basınç hepsi aynı. Şurası PL kadar. Önce PL'yi yazalım. H D1 G kadardır. K'yi yazdığımızda da sevgili arkadaşlar bir kere bismillah bu var. H D1 G var. Artı bir de şu var arkadaşlar. H D2 G var. Tamam mıyız? Tamam. K'nin L'den daha büyük olduğu açık ve seçik. Sevgili arkadaşlar bu mavi babasının hayrına aşağıda durmuyor. Neden aşağıda duruyor? Çünkü D2 D1'den büyük olduğu için. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar şimdi bu H'ler kesinlikle verilmeli. Çünkü neden? Eşit oldukları. Bakın şu arkadaşın genişliği daha fazla olduğu için V1 diyelim buna da V2. V1'i hacmi V2'den daha büyük.
Dolayısıyla arkadaşlar karışımın öz kütlesi D2 ile D1 arasında olacak. Bunu biliyorum. Ama ne olacak arkadaşlar? D1'e daha yakın değil mi? D1'e daha yakın. Nereden anladım? Eğer hacimleri eşit olaydı, eşitlik olsaydı tam ortasında olacaktı. D1'den daha fazla kattığımız için D1'e daha yakın olacaktır. Sevgili arkadaşlar, böyle durumlarda yapacağımız yorum aynen şu olmalı. Sıvı öz kütlemiz azalacağı için, K için arkadaşlar, K'daki azalır. Tamam mı? P karışım küçük olana daha yaklaştığı için arkadaşlar azalacaktır. Şu arkadaşın da bakın HD1G'ydi ya, D1'den daha büyük bir karışım söz konusu olacağı için sevgili arkadaşlar burada D1 değerimiz artacak değil mi? L'nin üzerinde, ya da şöyle yazalım, HD karışım G olacak değil mi? PL. Arkadaşlar karışımın öz kütlesi D1'den büyük olacağı kesin. HDG değeri kesinlikle artacaktır L için. L için artarı söylemek çok kolay. Burada kritik olan K'yı söyleyebilmek arkadaşlar. Bakın genel olarak şöyle söyleseydim. Eğer D karışım, o zaman sana genelleme yapayım. D1 artı D2 bölü 2 olsaydı değişmezdi arkadaşlar. Değişmez olacaktı. Eğer DK D1'e yakınsa yakınlaşırsa arkadaşlar azalır. Eğer D karışım D2'ye yakın olursa da arkadaşlar artar. Şimdi daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Anlaştık mı? Böyle durumlarda eğer bunlar aynı olaydı K değişmeyecekti. Karışım tam ortası olacaktı arkadaşlar. Değişmeyecekti. Daha yoğunluğu az olana yakın olduğu için azaldı K'deki basınç. Eğer D2'ye yakın olsaydı, yoğunluğu büyük olana yakın olsaydı da sevgili arkadaşlar artacaktı. Dolayısıyla azalır ve artar. Hop, bizim kolaylıkla bulduğumuz cevap oluyor. Okito mento. Tamam. Sevgili arkadaşlar, şimdi yanlış kağıdı gönderdim. Şurada görmüş olduğunuz testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Burada görmüş olduğun testlerin hem matematik hem de fizik derslerine ait olanları sevgili arkadaşlar kanalda mevcut. Hem matematik hem fizik. Nerede buluyorsun bunları? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.